Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Uzun 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 bir aradan sonra ilk defa oturarak bir videoda karşınızdayım. Aslında çok uzun olmadı. Sanırım bir hafta falan gibi bir süreç oldu ama benim için çok ama çok uzun bir süreçti. Sürekli vlog paylaştım bu süreçte ama vloglara devam edeceğim. Bilmiyorum vlogları seviyor musunuz ama ben çok seviyorum çekmeyi de, çok eğleniyorum. Bugün sizinle uzun süredir ileri tarihe attığım bir kitabın yorumunu paylaşmak istiyorum. Aslında bu kitabın yorumunu paylaşmamın en büyük nedenlerinden biri, aşırı büyük beklentiyle başladım ve beklentilerimi karşıladım. Bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşmaktı. Bahsettiğim kitap tabii ki Nevermore. Bu kitap şöyle ki, Bookstagramlar ve Booktuberlar tarafından tamamen ciddi anlamda Harry Potter'a benzetildi. Ve bir Harry Potter tutkunu olarak bu kitabı okumamak elde değildi. Aldığımda sınav dönemine denk geldi ve sınav döneminde olduğum için dedim şu an okuyamam, çünkü şu an okursam bütün ilgimi buna veremem. Bütün ilgimi buna veremezsem de kendimi pişman ederim. Yani suçlu hissederim dedim. O yüzden de hiçbir şekilde buna başlamadım. Fakat sonrasında başladığımda ise bir reading slump dönemine girdim tam olarak. Hani bir türlü kitabı tam anlamıyla kendim verip okuyamadım. Hatta sonlarına doğru dedim ki artık, yani şu kadarlık bir satırını, şu kadarlık bir yerini dedim ki hani öylesine okuyayım dedim. Hızlı 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 okudum ve bitirdim. Sonrasında bunun için pişman oldum ve tekrardan başladım sonlarını okumaya. Ve en son tatile götürdüğümde bu kitabı tamamen bitirdim desem yeridir. Bu kitaba 1000 kitapta 10 üzerinden 8 verdim. 8 verdim yalnız. Aslında 9 da verebilirdim. 8 ile 9 arası kayan bir puanı vardı bence. Birincisi, bence kitabı Harry Potter'la benzetmelerinin en büyük nedenlerinden biri, büyülü bir dünyaya adım atıyorsunuz. Yeni bir dünya, yeni bir keşif ve yeni bir hayat gibi. Böyle düşünüyorum. Bu birinci benzetmeydi. İkinci benzetme bence baş karakterlerimiz iki kitapta da bence istenmeyen karakterlerdi. Yani istenmeyen dediğim, aileleri tarafından istenmeyen karakterlerdi. Bence bu noktada birbirlerine benziyorlardı. Bir de bence kötü karakter bakımından birbirlerine benziyorlardı. Burada Voldemort'u farklı bir biçimde görüyoruz gibi bir şeydi aslında. Bunu bakımından birbirlerinden tamamen ayrıştırılabilecek yanları vardı. Benzer noktaları vardı. Bu kitabı bence okurken dediğim gibi en benzettiğim yönlerinden biri, her dakikasında böyle birazcık böyle o dünyanın içinde kendini kaptırıp gitmen bence Harry Potter'la çok alakadardı. Kitabı Harry Potter'la kıyaslamayı bir noktada bırakacağım. Ona söz veriyorum. Benim için Harry Potter kısmı birazcık daha deşilmeli. Neden diye soracak olursanız, Harry Potter'la eşdeğer göstermeleri benim için bu kitabı yüksek ama yüksek bir beklentiyle okuma isteği doğurdu. Yani Harry Potter'a bu kadar benzeyen bir şey çok güzel olmalı, mükemmel olmalı falandı. Şöyle ki, ben bunu uzun bir sürede bitirdim. Gerçekten uzun bir sürede bitirdim. Normalde daha hızlı akıp gidebilecek bir kitaptı kesinlikle. Ama dediğim gibi reading slump dönemine denk geldi ve bu dönemde bu kitabı bitirebildiğim için kendime şükürler ediyorum. Ve sonları gerçekten çok ama çok akıcıydı. İkinci kitabını merakla bekliyorum. Gerçekten hani insanların dediği kadar varmış. Güzel bir kitaptı. Kesinlikle çok beğendim. Okumaya da devam edeceğim yani serisi geldiğinde. Kitabın arka kapak yazısını size okumak istiyorum. Morgan Crow lanetli. Bir çocuğun doğabileceği en şanssız günde, zifiri gecede doğdu. Berbat giden havalardan, kalp krizlerine, çevresinde yaşanan tüm talihsiz olayları sebep olarak görülüyor. Daha da beteri, o gece doğmuş tüm çocuklar gibi 11. doğum gününde ölecek ya da ölecekti. Gece yarısına saniyeler kala Jüpiter North adında tuhaf bir adam ortaya çıkıp kara dumandan tazıları atlatarak onu saklı şehri Nevermore'a götürmeseydi. Konuşan dev kediler, cüce vampirler, Morgan'ın hayatında göremediği kadar dostluk. Nevermore sihirli bir yer. Ama burada kalabilmesi için Wunderos cemiyetine kabul edilmesi şart. Bu da ejderha binmek ya da köpeklerle konuşmak gibi olağanüstü yeteneklere sahip yüzlerce çocuk arasından sıyrılıp 4 zorlu imtihanı geçmesi demek. Tek bir sorun var. Morgan özel bir yeteneği olmadığına neredeyse emin. Bence bu özel yetenek sırrı kitabın sonlarına kadar uzatıldığı için böyle hep şey bekledik.
Ne olacak? Özel yeteneği ne? Bu kızın özel yeteneği ne artık? Bu özel yetenek ne? Ne diye düşünürken sonlarında kitabın özel yeteneğinin ne olduğu belli oldu. Açıkçası gerçekten söylüyorum. Asla böyle bir özel yetenek beklemiyordum. Sonlarına doğru ben özel yeteneğinin bir şey çalıştırmak olduğunu düşünüyordum. Bu bir şeyin ne olduğunu okuyanlar anladı. Bir şey çalıştırmak olduğunu düşündüm ama bambaşka bir şey çıktı ve bence ikinci kitap çok daha iyi gelecek. Çünkü artık birazcık daha böyle gerçek hayatla da bağlantı kurabileceğiz. Hani bir şeyler alabileceğiz hayatımızdan. Hani iyi ile kötünün karmaşası, kötüyle iyinin arasındaki o karmaşıklık. Hepsi birbirinin içine geçecek ve tam olarak biz Morgan'ın dönüşümünü tam ikinci kitapta göreceğiz. Bu bence ısınma kitabıydı denilebilir. Aslında tam olarak kapağındaki her şeyi ama her şeyi göreceksiniz. Yani hepsi sizi kitapta karşılayacak şeylerden biriydi. Hani bu kapak görseli de bence güzeldi. Yani kapak görseli de zaten böyle çok güzel bir dünyaya adım attığınızı gösteriyordu. O yüzden kapakları falan çok beğendim ben. Kitabın ikincisini çok merak ediyorum. Umarım ikincisi çıktığında bana da gönderirler. Çok istiyorum böyle şeylerin bana gönderilmesini. Hele kitap, yani doyamadığım tek şey herhalde kitaptır. Nevermore gerçekten beni hayal kırıklığına uğratmadı kesinlikle. Şöyle ki ben bu kitap açısından şunu söyleyebilirim ki tam olarak aslında 10 üzerinden 8 vermeyi belki hak etmiyordu. Belki 9, belki onu da hak ediyordu. Ama dediğim gibi Harry Potter'la çok kıyasladılar ve Harry Potter'la çok benzeştirdiler. Bu da doğal olarak bendeki beklentinin böyle tavanlara, üstlere falan ulaşmasını sağladı. Bu da kitap açısından kötü bir şey oldu ama normalde hani bu kadar beklentim yüksek olmasaydı, Harry Potter'la bu kadar benzeştirmeseydi Booktuber'lar ve Bookstagram'lar, gerçekten onu verirdim. Gerçekten onu verirdim. Ben dünyasını sevdim. Gelecek dönemini sevdim. Ya en azından şunu söyleyebilirim ki fantastik dünyaları seviyorsanız ve bu kitap size o sevdiğiniz fantastik dünyaları götürecektir. Yeni bir dünyaya başlamanızı sağlayacaktır desem yeridir. Harry Potter gibi bir dünya bekliyorsanız bekleyebilirsiniz aslında. Ya Harry Potter bilmiyorum, benim açımdan çok ayrı bir dünya. Hani orada yaşamak, ben hala oranın var olduğuna inanan bir çocuğum yani. İçimdeki o çocuk hala oranın gerçekten var olduğuna, Hogwarts'a gidilebildiğine inanıyor ve ben hala Hogwarts mektubumu bekliyorum. Mektubum, bence gerçekten söylüyorum. Bunda çok eminim ki benim baykuşum aptalın tekiydi, Ron Weasley'ninki gibi. Benim postamı unuttu. Yani getirmedi o. Bu, o buraya bunu getirmedi. Ben hala gidemedim. Neyse, burayı çok konuşmak istemiyorum. Bu benim yaram. Ama hala Hogwarts'a gitmeye istiyorum. Gerçekten bu kitabı bence hakkını yenilen nokta Harry Potter'la kıyaslanmaktır. Ben Harry Potter'la kesinlikle kıyaslamadım. Harry Potter'la kıyaslamaya asla da şey yapmayacağım. Çünkü Harry Potter dünya çapında sevilen bir hikaye veya da sevilmeyen bir hikaye. Seven de var, sevmeyen de var. Bence bu kitabı hem Harry Potter'a eşdeğer gösterip böyle şey yapamaz. Yapmak doğru gelmiyor bana açıkçası. İşte sevenler için beklentiyi çok yükseltmek, sevmeyenler için kitabı ekarte etmek çok doğru gelmiyor. O yüzden de bu kitabı Nevermore olarak okumak isterseniz bence gerçekten okunması gereken kitaplardan biriydi. Bahsetmediğim ya da tam olarak geçtiğim noktalar var mı emin değilim. Ama şunu da söylemeliyim ki bence Morgan Cumhuriyet'te yaşayamadığı aileyi yeni dünyasında keşfetti. Nevermore'da buldu. Ve bence çok mutlu bir aile kurdu kendine. Çok sevdiği insanlarla oluştu. Birazcık zorlu bir süreç bekliyor onu biliyorum. Ama ikinci kitapta bence her şey çok daha güzel olacak. O yüzden Morgana'ya başarılar diliyorum. İkinci kitapta görüşmek üzere diyorum. Kitapta değinmediğim hiçbir yer olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bu kitaba son kez söylüyorum ki 10 üzerinden 8 verdim. O da tamamen Harry Potter'la kıyasladıkları ve
aşırı yüksek beklentilerde beklediğim için. Yoksa bu kitap bence onun üzerinden onu da hak ediyordu deyip kendisini saygıyla bir köşeye bırakıyorum. Nevermore'la ilgili yorumum bu kadardı. Bu aralar gerçekten reading slump'tayım. Bunu düzeltebilmek için elimden geldikçe çok fazla kitap okumaya zorluyorum kendim ama maalesef ki okuyamıyorum. Sizin bana önerebileceğiniz kitaplar, elimde olanlar belki vardır. Çünkü benim elimde gerçekten fazlasıyla kitap var ama hiçbirini okumadım neredeyse. Sürekli alıyorum ama okumuyorum. Bu yüzden aşağıya yorum atarsanız oku, bence seni reading slump'tan kurtarır dediğiniz kitapları aşağıya yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Nevermore yorumumu da umarım beğenmişsinizdir. Yazarın ellerine sağlık diyorum. Yeni bir kitap yorumu videosunda görüşmek üzere diyorum ve de bu videoyu beğendiyseniz ve kitap yorumları videosunu beğeniyorsanız, böyle yorumları atmamı daha çok isterseniz aşağı yazmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız gelecek diğer videolardan haberdar olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.